Kızlar bana kahvaltı hazırladılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Simit almışlar bana. Çok 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 teşekkür ederim kızlar. Elinize sağlık. Şu bol baharatlı olan göz yumurta benimki. Yiyeceğim bunların hepsini arkadaşlar. Bu neydi Didem? Ay en sevdiğim dereotlu poğaça, simit. Yumurtamı görüyorsunuz. Ben bol baharatlı severim. Biraz fazla kaçmış gibi görünüyor ama dağılmadığı için böyle. Patates kızartması yapmışlar. Yeşil nane koymuşlar. Çayım, maydanoz var. Böyle kızlar bana çok güzel bir doğum günü kahvaltısı hazırlamışlar. Ellerine, kollarına sağlık. Rabbim dert tasa göstermesin onlara. Ellerinize sağlık kızlar. Şu anda Eli'ye gidiyoruz biz. Annesinin dersi var. Babaannesi de bir yere gitmek zorundaymış. Onun evine doğru yürümeye başlayacağız birazdan. Biraz önce Ayşe'den telefon aldım. Ayşe benim baktığım bebek vardı. Kerem, vloglarımı izleyenler bilir. Onun annesi. Kardeşim gibi de oldu. Güzel yaşa kızım. Maalesef eşiyle kendi korona olmuş. Lütfen ona da dua edin. Rabbim şifalarını versin. İkisi de gurbette. Kimseleri yok burada. Biz korona olduk deyince direkt gidip böyle sarılasım, Kerem'i alasım. Hani hasta ya onlar, çocuğa bakasım geldi ama işin ucu korona olunca maalesef gidemiyorsun da gelemiyorsun da. Allah'ım şifa versin inşallah. Ne diyeceğimi şaşırdım. Böyle yani. Ay ikiye bastım. Öbürüne ben. Sokaklarda. Elif neredeymiş Elif? Elif! 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 Elif neredeymiş Elif? Anne! Annesi neredeymiş bu kızın? Hiç tepki vermedi. Şu an kız kardeşim gildeyiz. Onların evlerinden güneşin batması, batışını çekiyorum. Sanki göğün üstünde bir perde var da perdenin arasından güneş ışıkları içeri sızıyormuş gibi şu yakınlaştırdığım yerde. Muhteşem bir görüntü var. Gerçekten harika. Öyle.
Bunun tersi ne de? Hiç bilmiyorum. Ne bu? Aç bakayım. İnşallah beğenirsin. İnşallah hiçbir şey... Hiçbir şey olmadan gelmiştir inşallah. Biraz kibar davran. Kibar davranıyorum. Biliyorum bence ne olduğunu da neyse. İnan bilmiyorum ne olduğunu. Hadi inan. Bu Necmi ablan Karaca dediği şey mi? Tencere mi aldınız? Kaba mı aldınız? Kendimizi almadık anne, sana aldık. Biliyorum kendimizi almadık. Tencere tavayı ne yapacaksın? İstediğim bir şey aldık. İnşallah seversin valla. Ay kahvaltı setini mi aldınız? Vallahi bunu. Ay ben sizi severim. İnşallah seversin anne. Bu ne kutu içinde? Ne ya? Bu ne ya? Bu Karaca mıydı? Şuradan köşede yırtana teyze anlattım. Daha ilkinin açılışını görmedin. Anne inşallah seversin. Yine kutu. Yoksa kutu mu aldınız? Yoksa kutu mu aldınız? Baksana içeri göster. Dur yırt yırt. Sana köşede yırt dedim ya. Böyle büyük bu parçalışı yapmadın için. Ya kırılmasın diye yapmışlar. Ne güzel işte. Aa, bu da mı içindeymiş? Evet. Ay Dide. Sevdin mi? Ay Didem çok güzel. Kız çok... Ya sevdin mi? Sevdin sen. Vallahi çok sevdim. Ay güzel kızım benim ya. Pardon, olur mu seni vereni? Bir dahakine kahvaltını bunlarla hazırlarız inşallah. Ay Dihidem ya. Ya beni çok mutlu etti. Sen sevdin mi? Vallahi çok sevdim. Haberin Dide. Yok muydu cidden? Hiç aklımın ucundan dahi geçmedi bana böyle ya, bir şey alacak. Yok, hayır bak şöyle. Hani ben de isterim, almasını isterdim de. Hani durumu biliyorum. Hani hiç öyle bir... Bir de o kadar cingifirli işleri dolandırdı ki yani. Necmi ablama mesaj attırdım. Buse'ye mesaj attırdım. Dedim Buse bana yaz, hemen annene şey alacağız. Necmi ablama dedim ki, Necmi ablam benim kargom gelecek diye bana mesaj at dedim. Ay cidden ya. İnşallah ya. Ay şunlar çok hoşuma gitti ya. Ben falan daha çok sevdim. Hepsi çok güzel. Ay Didem ya. Çok teşekkür ederim. Valla daha iyisini, ilk sevdiğini almayı isterdim o siyah takımı da, param yo, hiç yetmedi. Yo, gayet bence var ya, çok güzel ya, çok güzel, teşekkür yani. Ederim. Teşekkür İnşallah. Ederim. Daha aa daha bir şey daha varmış, şunu açsana. Ben açtım şu. O şey, ha bardak altı. Çok teşekkür ederim, valla çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Kesene bereket, güzel kızım. Daha iyileri, daha güzelleri sizin olsun inşallah. İnşallah. Son olarak gelen hediyelerden birkaç tanesini göstereyim dedim size. Arkadaşım kifayet dediğim gibi sürpriz yapıp birkaç gün önceden getirmişti hediyesini. Şu fincan kupasını, altılı Nescafe fincanı gibi düşünün. Çok kaliteli, kalın, sağlam, çok hoş, zarif. Ben çok beğendim, çok teşekkür ediyorum kendisine. Ondan sonra şu da... Bir saniye... Bunu kız kardeşim almış. Benim biliyorsunuz misafir odamın mobilyaları bu renk. Şöyle göstereyim. Şöyle yakışsın yanına diye. O da dağınık bu arada, kusura bakmayın. Bu renk seçmiş. Güral porselenin. Ama çok kaliteli, çok güzel. Zaten benim
Bir tane tam takım fincan şeyim var, altılı. Gerisi hep şey, parçalı, ikili, dörtlü, o şekilde yani. Ondan sonra şöyle şeylerini göstereyim size. Paketlemesi falan gayet güzeldi. Çok zarif gerçekten. Sunumlarını falan da paylaşıyorum, görüyorsunuz şöyle. Ağır da bir takım, öyle hafif bir takım değil. Gerçekten güzel. Fiyatına değer yani. Sonra baktım Instagram'da şeyden, Trendyol'dan almış kız kardeşim. Doğum günümden önce getirdim, sağ olsun. Böyle o kız kardeşimin hediyesi. Şunu da geçen sene vloglarımı izleyenler bilirler. Nazife, Hilal ve Ümmühan arkadaşım almıştı geçen sene doğum günümde. Bu da böyle. Şu çiçeğin içinde de kahvaltı sofrasında da görmüştünüz. Kahvaltı mı, akşam yemeği. Instagram'dan tanıştım. Seda isimli arkadaşım göndermiş, sağ olsun. Şöyle de bir not yazmış. Instagram'ı bana kazandırdı. En büyük değersin. Yüz yüze görüşmekten, görüşmeden de manevi dostluğu en iyi yaşatansın. Uzakta ama gönlüme en yakınımsın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağlıkla, mutlulukla tüm sevdiklerinle geçireceğin nice güzel yıllar dilerim. Can ablam yazmış. Çok 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 teşekkür ederim. O kadar mutlu oldum ki. Ben bugün kız kardeşime gitmiştim işte Didem'le beraber. Ve çiçeğin geleceğinden de haberim yok. Arkamdan iş çevirmişler. Kızıma mesaj atmış. Adresimizi falan bilmiyordu Seda. Ondan adresimizi almış. O da böyle araştırmış, bakmış ben tanıyor muyum, tanımıyor muyum. Kontrol etmiş, Yasemin'le bir durum değerlendirmesi yapmışlar. O şekilde. Sağ olsun. Çok mutlu ettiler. Bunu zaten Yasemin bana geçen annesiyle gittiğinde dönüşte abisinin çalıştığı Migros'a girmiş. Orada bunu görünce beni hatırlamış. Aklına ben gelmişim. Sağ olsun, almış getirmişti. Ama bununla da yetinmemiş Yasemin ve kardeşleri. Sağ olsunlar bana. Benim sehpam yok. Küçük sehpa. Yani var da çok eski bir sehpa. Bir tane beyaz almıştım ama o da sağlam değildi. Yani kullanışlı çıkmadı maalesef. O yüzden birini televizyonun altına koydum. TV ünitem olmadığı için. O şekilde kullanıyordum. Birini de kanepemle şeyin büyük pufum var ya oturma odasında. Onun arasına koydum. Üstüne menekşelerimi koyuyorum biliyorsunuz. Onları kullanıyordum. 3 tane sehpa almışlar. Şunun rengi olsun diye sipariş vermiş ama renk bundan koyu geldi. Yani buna takım olsun diye misafirlerimde kullanmam için sipariş vermişler ama rengi farklı geldi. Sonra değiştirsek mi değiştirmesek mi dediler. Daha kurulmadı. Kurulunca onu da gösteririm. Böyle. Bunlar da benim kızımın anaokulundan arkadaşları. Yağmur, Emineciğim, canım benim. Güzel gülüşlü kızım. Arkadaşımın kızı bu. Bu ablamın kızı Işıl. Şu Nazlı canımız. Bu da benim abimin kızı. En küçük kızı. Şu da Didem. Bu kaç sene önceki bir resim. Sanırım 2016 falan olması gerekiyor bunun. 13 yaşlarında falanlar. Burada hepsi 13-14 yaşında falanlar. Şu Necmiye'nin düğününden bir resim. Şunu şöyle koyayım. Şunlar da geçen sene miydi? Ondan önceki sene mi? Ha, geçen sene doğum günümde bu kendisi çekmişti böyle fotoğrafları. Nazlıcan Instagram'ında vardı Didem bu fotoğrafları. Geçen sene doğum günü Instagram'dan alıp çıkarttırmıştı Nazlıcan. Biz de böyle çerçeveye koyduk. Böyle. Şunu aşağıdaki tuhafiyeden şeyden almıştım. Züccaciye'den. Kaç aldığımı hatırlamıyorum. Süs olsun diye. Aldım. Ucuz malın yahnisi yenmiyor. Zaten hemen durdu. Kaç tane pil koyduysam çalışmadı. Şurada kuruyan güllerimi koyuyorum. Böyle. Şu pandeminin olmazsa olmazı, evimin eksik olmayan kolonyası. Bir ara nasıl kara borsaya düşmüştü kolonyalar, hatırlıyor musun? Şuna, şu kadar kolonyaya yalan olmasın 100 lira dendiğini hatırlıyorum ya. Bu da gül suyumuz, alkolsüz. Bu arada şunları da göstereyim. Hazır sırası gelmişken. Biliyorsunuz benim hem abimin kızı hem de kız kardeşim bir ay arayla doğum yaptılar. Ablam da, muhasebeci ablam var, hani un helvasını yaptığımız. O da benden hatıra kalsın diye ikisine de ayrı ayrı kolonya yaptırmış. Elia'nın ne zaman doğacağı belliydi. Çünkü sezeryanla doğum yaptı annesi. Hangi gün doğacağı belliydi. Önceden siparişini verdik. Verdi ablam daha doğrusu ve böyle şöyle zarif küçük bir şişede.
böyle yapılmıştı hemen kolonyası. Bu da Duru'nunki. Duru da normal doğum olduğu için hangi gün olacağı belli değildi. Daha var diye tahmin ediyordu. Ablam siparişi vermemiş. Duru doğduktan sonra siparişi verdi. O biraz hızlıya geldi ama gene de şişeler aynı. Süslemede sıkıntı değişik oldu yani. Olsun ama bu da çok şık zarif. Bu da öyle. Sanırım bu gül limon kolonyası. Bunun içindeki de gül suyu kolonyası herhalde. Öyle göstermiş oldum. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bu da Yasemin ve kardeşlerinin aldığı hediye arkadaşlar. Normalde matkabınız varsa daha kolay birleştirirsiniz. Ama benim yoktu. Şöyle yıldız tornavidayla birleştirdik. Dediğim gibi biz bunları açık renk bekliyorduk. Bu renk geldi. Şöyle 3 boy. Şeylerin tabloları aynı boyda ama ayaklar, uzunluklar farklı. Böyle kullanacağım. Çok teşekkür ederim Fatma'ya da, Yasemin'e de. Böyle 3 boy dediğim gibi. İnşallah Allah nasip eder de şu gördüğünüz mobilyayı değiştirebilirsem bu odaya da bir güzellik düşünüyorum. Bakalım, onun daha bir zamanı var. İnşallah olur. Bugün doğum günüm. Didem'in ellerinden onu süpeselim. Zencefil, zerdeçallı, patates püresi, et, pirinç pilavı, turşumuz, salatamız, yeşil fasulye kavurmamız. Menü aynı. Şurada da mercimek çorbası var. Biraz mercimek çorbası içeceğiz. Şu da benim canım arkadaşım Seda'nın, Instagram'dan arkadaşım, bana göndermiş. Çok sağ olsun. Onu da şöyle baş köşemize koyduk. Bugünkü menü böyle. Bugün diyet miyet yok. İyi doğdun anne. İyi doğdun anne. İyi doğdun yıllar sana. Ya dilek dileyecek mesele. Yani bize de söyler misin? Hepimiz için dilerim. Dua et. Abi. 18 mi oldu? Evet, 18. 18 artık 1.